sağlığınızla ilgili bu noktalar hassas olarak gözüküyor. Uzun süredir de beklediğiniz bir evrak kapınıza gelmiş olacak ve mutluluktan uçmuş olacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun değerli aslan burçları. 8 Haziran 14 Haziran Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, Başaklarda yeni bir işe başlama ve belirsiz giden işinizle alakalı sorunların daha dingin ve daha kafanıza uyacak bir noktası ve aynı noktada bir basamak yukarı değişim haftanız gözüküyor ya da bu imkanların size sunulacağı, gitmek istediğiniz yerleri sizinle ilgili konuşacaklar ve yerinizde güzel bir değişim ve bu değişim sizi psikolojik olarak da mutlu edecek ve maddi değişimler de sizin hayatınızda olumlu bir süreç olarak görüyorum. Bence Başak burçlarında bu ay en güzel Başak burçları daha verimli. Çünkü işteki gerginlik, kaygısızlık ya da işinizle alakalı yaşadığınız tedirginlikler netliğe, yerinize geri dönme hakkınız, paranızla ilgili kesilen haklarınızın geri verileceği ve yükselişinizle ilgili beklediğiniz yenilikler size artı bir nokta. Ama işsiz olan Başaklarda 17 Haziran itibariyle iş kapıları daha hayırlı. Yani 17 Haziran belki 20 Haziran itibariyle daha rahat vereceksiniz ve iş kapınızla ilgili beklediğiniz evraklar 14 Haziran'dan sonra gerçekleşecek. Evli Başak kuşlarında problem değil. Sadece son zamanlarda vıcık vıcık yaşadığımız için biraz resmiyete geçiş yaptınız. Evet, siz karı koca birbirinizle mutlusunuz. Sadece sorun çok fazla birbirinizi eleştirdiğiniz için gereksizce birbirinizi kırıyorsunuz. Bence bu doğru bir karar. Biraz daha sakinliğe ihtiyacınız var. Bu ilişkiniz için doğru. İlişkisiz olan Başak burçlarına evlilik yazmışım. Doğru insanı ve doğru kaderinizi bulma, doğru hayatınızdaki insanla bütünleşme. Bence bu ay gözünüzü dört açın ve doğru aşka yelken açacaksınız ve evlilik yapacağınız enerjiye sahip olacağınızı diyorum. Özellikle kadın başaklara sesleniyorum. Diz eti, diş eti iltihapları değil de diş dedim çünkü yanlışlıkla. Dizdeki sıvılarınız ya da bacak ağrılarınız ya da siyatik ağrılarınız söz konusu olabilir. Erkeklerde belki son zamanlarda baş ağrısı ve migren, özellikle migren ve mide ağrısı uyarı vermişim, ihmal edilmesin. Uzun süredir de ailenizle alakalı geçirmek istediğiniz vakit ve ailenizle ilgili geçirmek istediğiniz noktanız, kapınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Belki burada bir ev satmak isteyen, yeni ev almak isteyen başaklara demişim ki evet doğru karar, evinizi satın. Yeni ev sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söylemişim. Özellikle kız çocuğu olan başak burçlarında demişim ki anne ya da baba arasındaki yaşanan gerginlik bitiyor ve anlayışlı ve sakin bir düzene giriş ve herkes birbirini doğru noktada anlamaya başlıyor ve kavgalar geride bırakılacak. Özellikle de anne soyunuzdaki erkeklerden doğacak mal tartışması var. O yüzden bu hafta aile büyüklerinizle mutlaka aynı noktada olmayın. Gereksiz atışmalar canınızı sıkabilir, sizi depresyona sokabilir. Aman başaklar sessiz kalın diyorum. Ufak bir yolculuk kararı veren bazı başaklara evet 4-5 günde olsa gitmek istiyoruz diyorsunuz. Evet, bu doğru kararınız, şimdiden hayırlı olsun. 8 Haziran 14 Haziran terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, niye hızlı anlatıyorum? Çünkü telefon yeğenime ait ve hızlı bir şekilde bitirip ona telefonu teslim etmek için. Yoksa ben de çok yoruldum ama bu işi yapıp bir an önce teslim etmem lazım. Terazi burçlarına eğitimle ilgili ve sanatla alakalı kendinizi yenileme, ortaklı işlerle ilgili çok güzel başarılar elde etme ve yeni imzalar ve işinizle ilgili beklenmedik teklifler kafanızı ciddi anlamda karıştıracak. Hatta burada kalayım mı, gideyim mi, gideyim mi, kalayım mı? Bence yeriniz doğru. Evet, alternatif gelen teklif de çok doğru ama siz orada kendinizi güvende hissetmekle ilgili bazı korkularınız var. Hani ben gideceğiniz yerin de hayırlı olduğunu ama şu anki yerinizin de motivasyon anlamında güçleneceğinizi gördüğüm için belki buraya bir ay daha şans verip ondan sonra alternatifleri değerlendirmenizi uygun görüyorum. Ama özellikle kadın yöneticinizden şikayet olan terazi burçları anlayış dönemine girmiş ve hatalarının farkına varmış ve artık sizlerle olan bağını daha usluplu, daha düzenli ve daha agresif, eskiden çok agresif anlatıyordu, daha agresifi geride kalmış, daha anlayışlı bir noktada olacağını uyarıyorum. Özellikle terazi erkek kız ayrımı yapmıyorum. Sadece yöneticiniz kadınsa buradaki gerginlikler geride kalacak.
Araç satmak isteyen teraziler ve toprağa yatırım yapmak istiyoruz. Artık evimiz olsun diyen terazi. Evet, aracınızı satacaksınız ve ev alacaksınız diye not almışım. Hatta kuralı ya da beklediğiniz farklı bir ev şansınız varsa bu sizin için doğru bir süreç. İlişkisiz olanlara biraz daha sabırlı olun ama geçmişten gelmesini istediğiniz birininle telefon diyaloğu, bir özür